Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda ben birazcık daha dijital dönüşüm, duygusal zeka ve bunun iş ortamına, hani kariyere etkisi, empati bu tür konulardan konuşacağım. Birazcık daha çorba olma ihtimali var ama daha kısa böyle daha sindirilebilir bir video yapayım dedim. Haydi başlayalım. İlk başta bildiğiniz gibi şu an çok ciddi bir teknolojik dijital dönüşümün ortasındayız. Zaten uzun süredir o dijital internet çağındaydık. Ama bu gramatiksel olarak arttığı için gitgide bunun hayatımıza etkisini daha fazla hissedeceğiz. Ve tabii ki de bu iş olanakları olarak günlük hayatımızı yaşama biçimimiz, işte yeni uygulamalar, YouTube'dan bilgi tüketmeler vesaire etki ediyor çok ciddi bir şekilde. Ve ben bunun iş noktasına birazcık daha yoğunlaşacağım. Oradan da herhalde bireyselleşmeye falan giderim. Yani nasıl bir çorba yapacağım ben de bilmiyorum. Ama tahmin edebildiğiniz gibi her bu tür dönüşüm çağında hani yeni işler de yaratılır ve bazı işler ve yeteneklerse daha az talep edilir hale gelir. Mesela bunun klasik örneklerinden at arabasıyla taşıma yapmak. Hani şu an günümüzde toplumun %5'i, 10'u at arabasıyla bir transportasyon, taşımacılık yapmıyor. Neden? Tırlar var, kamyonlar var. Hani at arabası sürücülüğündense hani kamyon sürücülüğüyle o şekil değiştirmiş. Ya da taksicilik ulaşım için. Mesela bir kişi A'dan B'ye gitmek istiyor ya da ürünlerini A'dan B'ye götürmek istiyor. Aslında temel ihtiyaç aynı kalıp sadece bunun yapma çeşidi metotları değişebiliyor. Bu dijital çağda aslında bunu birazcık teşvik ediyor. Mesela eskiden muhasebe nasıldı? Millet eliyle T hesabı çizerdi, girdiler çıktılar diye. Şu an Excel'lerde tutuluyor ya da SAP'lerde tutuluyor. Hani aslında yapılan temel şey aynı. Sadece yapılan platform değişiyor. Yapılan işlemlerin çoğu aynı kalıyor. Ama onlar da değişebilir tabii ki. Günümüzde ise yapılan işlerin kompleksitesi çok artıyor. Yani ne bileyim eskiden bilgisayar kullandığın anda sen o abi bilgisayar kullanmayı biliyor, Excel kullanmayı biliyor. Mesela 90'larda o böyle Big Four büyük şirketler, muhasebe, audit şirketleri falan Excel kullanmayı bilenleri direkt işe alıyordu. Hani onlar için en önemli yetenek oydu. Şu an Excel bilmeyeni işe almıyorlar neredeyse. Ve bu gitgide kompleksleşme, mesela çoğunuz da işte ben de dahil yazılıma kaydık ya, bundan birazcık arz talep ve çoğu zaman da daha komplike işler geriye kalıyor. Bu birazcık yorucu olabiliyor tabii ki. Bunu sistemin nasıl yönettiği çok ayrı bir video olur. Hatta bu dijitalleşme sonrası neler olacak? Hani insanlar kokteyllerini içip sahilde tüm gün rahat rahat mutlu mutlu zaman mı geçirecekler? Yoksa sistemin kölesi mi olacaklar? Ya da gereksizler sınıfı mı oluşacak? Onlarla nasıl baş edilecek? Çok ayrı konular. Umarım herkes mutlu mutlu güzel bir hayat yaşayabilir. Ama benim gelmek istediğim nokta o değildi. O yüzden hemen değiştiriyorum. Benim gelmek istediğim nokta aslında çok çok daha temel bir şey. Bir iş yaparken o işte benim katma değerim ne diye sorgulamak. Hani hep denir ya işini severek yapma. İşte o sevme kısmı. Genelde o sevme kısmı hani işini severek yap çok ucu açık bir terim. Ve maalesef çok fazla gürültü var etrafında daha net anlamadığımız için. Mesela bu gürültülerden biri şu an maalesef bir sistem var. Ve bu sistem hani parayla ilerliyor. Kaynak yönetiminin temeli para. Yani hayali bir kağıt parçası aslında. Ama bu hayali kağıt parçası insanların hayatında çok ciddi bir şekilde. Hatta mesela Türkiye gibi ya da Hindistan gibi ya da ikinci, üçüncü dünya ülkelerinde insanların hayatlarına çok daha sert etki ediyor. Ve insanların basit ihtiyaçları tatile gitmek vesaire olsun mevcut sistem içerisinde karşılanamıyor. Ya da istediğin belli bir seviyede hayat yaşamak istersen de insanları belli mesleklere yöneltebiliyor. Yazılımcılık olsun ya da üçkağıtçılığa da yöneltebiliyor. O aman onu yapmayın gözünü seveyim. İkinci bir çiftlik. Ama kaynak yönetimindeki yetersizlik işini sevmekten daha çok paraya odaklanmaya neden olabiliyor. Hani gelmek istediğim nokta buydu. Ve buna da bir çözümüm yok açıkçası mevcut zaman için. Belki dijitalleşmeyle, kaynak yönetimiyle o kaynakların üretimini arttırırsak robotlarla, ne bileyim otomatik yemek tarlalar vesaire olursa, taşımacılık olursa ve o kaynak sayısını arttırırsak en azından temel ihtiyaçları belki bir seviyede dengelenebilir. Ama insan ihtiyaçları da gerçekten sınırsız. Eğer bireyselleşme, ben gerçekten ne istiyorum iyi tespit edilememişse. O zaman bence sınırlanabiliyor. Hani ona karşı bir argümanım var. Çünkü klasik teoride sınırsız denir. Neyse o günlere gelene kadar ki iyi de yönetilmesi lazım. Yoksa daha fazla üret, daha fazla deyip kırbaçla vurabilirler. Umarım öyle olmaz. Şimdilik hepimiz belli bir miktarda paraya muhtacız. Hani ben de mesela
Bir yoğurt şirketinde çalışıyorum. Adamları dijitalleştirmeye çalışıyorum. İşimi severek mi yapıyorum? İşime aşık mıyım? Yok, profesyonelim. Hani işten en büyük kazandığım motivasyon, aldığım motivasyon parası. Şimdi bana gelip biri işini severek yap, bu işi yapman topluma nasıl bir etkisi olduğunu düşün falan. Tıraş abi yani, ben parası için yapıyorum. Hani mesela bu YouTube'da çektiğim videolar daha böyle bir tatmin, manevi bir tatmin oluşturuyor. Aslında o manevi tatmini bir şekilde finansal ya da kaynak yönetimiyle birleştirebilmemiz lazım. Hani ideal olan o. Ama şu an birazcık da o para dengesi işin içine girince ya da kaynak yönetimindeki abnormaliteler işin içine girince birazcık işler karışabiliyor. Aynı zamanda tüketici tarafında da belli bir bilinçte olması lazım ve sahip olduğu gücün farkında olması lazım. Çünkü siz hangi bilgiyi neyi tüketebileceğinizi seçmeye başladınız. Eskiden sadece ne vardı? Televizyon medyası vardı. Patronlar vardı. Televizyonda hangi dizilerin çıkacağı, hangi oyuncuların ünlü olacağı, bunların hepsi belirlenirdi. Onlara özel kontratlar yapılırdı. Siz de ben de onları tüketmek zorunda kalırdım. Şimdi internet olsun, farklı platformlar olsun, bu gücü patronlardan alıp daha çok kullanıcıya vermeye başladılar. Bunun aynısı da mesela müzisyenler için geçerli. Eskiden plak şirketleri vardı ya, o plak şirketleri istediği kişileri ünlü ederdi, istemediği kişileri etmezdi. Şimdi şarkıyı YouTube'a yükleyebiliyorsunuz, Spotify'a yükleyebiliyorsunuz ve tüketici gerçekten bir gücünü gösterebiliyor. Bu arada 21. yüzyılın en önemli para birimi ne kripto, ne dolar, ne TL maalesef. En büyük para birimi sizin dikkatiniz. Ve bu dikkatiniz için de çok ciddi savaşlar olacak. İşte TikTok olsun, Instagram olsun, YouTube olsun. Çünkü günün sonunda üreten de sizsiniz, tüketen de biziz. Hani magazinsel bir bilgi mi tüketmek istiyorsunuz? Yoksa gerçekten bilgi katacak, tartışmalı ve öğretici bilgiler mi tüketmek istiyorsunuz? Bunu iyi seçmeniz lazım. İnternet, TikTok da öyle bir şey mesela. Bir kütüphaneye girince o kütüphanede çok güzel kitaplar da olabilir, magazin kısmı da olabilir. Bu magazinsel dediğim hani Televole gibi programlar değil. Maalesef politikanın da magazinsel ayağı çok fazla tüketiliyor. Sırf Türkiye için demiyorum. Mesela Trump'a bakarsanız adam izletiyordu yani. Adama şöyle laf dedi, böyle laf dedi. Aa, o ona şöyle demiş, böyle demiş. Tamam da içerik yok. Yani tamam, laf koyma, laf dalaşı da abi, politika dediğim böyle bir şey değildir. Ya da ne bileyim, magazinsel, o insanların gri noktalarına odaklansak, mesela taht oyunları onu çok güzel yapıyor. Her insan gridir. Ama o ona böyle dedi, bu ona böyle dedi. Zaten bunlar birazcık prodüksiyonda, bayağı aralarında konuşuyorlar. Sen ona böyle de, ben buna böyle diyeyim. Drama yaratalım, tüketim artsın. Ve biz zaten yaşadığımız dönemde post-truth diye bir dönem var. Hani doğruluğun ötesinde bir dönem. Artık gündem olduktan sonra doğruları mı söylüyorsunuz, yanlışları mı söylüyorsunuz çok önemli değil. Çünkü artık gündem oldunuz ve o dikkat, o para birimini kendinize çekmeye başladınız. Hani da konu, ben bunlara hiç girmeyecektim ya, dur. Meslekler. Bu dijital toparlayamadım da beyin gitti. Meslekler. Nefes al, ver. Meslek, meslek. Tamam, düşün. Dur. Mesleklerin çoğuna bakış açınızın değiştiği bir dönemdeyiz bu dijitalleşme nedeniyle. Eskiden öğretmenliğe bakış açısı bilgi kitaptan oku, çocuklara aktar seviyesinde olabilirdi. Çünkü hani o çocukların bilgiye, o kitaba erişim bile yoktu. Şimdi bilgi çağında yaşadığımız için onun iş tanımı daha çok çocukla olan iletişim seviyesine geldi. Aslında çok insanileşti bu tür işler. O çocuğun psikolojisini anlamak, evde belki travmalar yaşıyor, öğrenme şekilleri neler, onlara adapte olmak, birazcık da o duygusal zekasını kullanabilmek. Bunun aynısı mesela garsonluk için geçerli. Mesela bana sorsanız garsonun işi nedir? Siparişleri not almak ikinci, üçüncü seviyeye gelir. Önemli olan gelen müşterilerle iletişim, onları ağırlamak, evinde gibi hissettirmek ya da o restoranın konsepti, ambiyansı neyse onu yansıtabilmek. Daha böyle, ben de hiç gitmedim de Michelin yıldızlı restoranlara giderseniz YouTube'da gördüm. Bayağı anlatıyorlar o şefin yaratıcılığı. O da zaten işte, ona da geleceğim, bireyselleşme, kendi tecrübelerinizi aktarma. O tür en üst seviyelere gelenlerde işini gerçekten severek yapma, zaten kastım o. Gerçekten kendi hayat tecrübelerini yansıtmış oluyor bazı şefler.
Ve bunu yemeklerden görebiliyorsunuz. Mesela daha araştırmacı da olabiliyor. Mesela Türkiye'de çoğu kişinin gitmediği köylere gidip lokal lezzetleri bulmaya çalışıyor. Şeftalinin en iyisini bulmaya çalışıyor ve onu sofraya getirmeye çalışıyor. Ve küçükken mesela çocuk şeftali yermiş. Annesi yanında onu sütle çırpıp bir tatlı yaparmış falan. %80'i de bu arada şey satış. Yani gerçekte öyle bir şey yok satmak için. Ama o filtreyi iyi ayarlarsak neyin boş neyin dolu olduğunu da ayırt edebileceğimizi düşünüyorum. İşte o yüzden müşteri ya da tüketici rolü de çok önemli. Ciddi bir tüketici hani kritik o eleştirmen olmanız lazım ki olunması lazım ki neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edebilirsiniz. Neyse o tür restoranlara giderseniz göreceğiniz hani garsonlar anlatmaya çalışıyor o yemeği. Çünkü o hikayesini satar, o kişinin tecrübesini satar. Bu sanat için de geçerlidir. Bu dediğim aynı zamanda sanat için de geçerli. Bunlardan başka bir rol ise mesela hemşirelik. Tam hastanın sağlık durumunu, kalbini ne bileyim ben de çok bilmiyorum. Onlara verilmesi gereken ilaçları da bilmek çok önemli. Onların dozunu tutturmak. Asıl can alıcı nokta yine o insani nokta. O kişilerle empati kurup, onları dinleyip, onları daha rahat hissettirip o psikolojik zorluklarını yenebilmek. Çünkü bilgi çağında olduğumuz için mesela bir yapay zeka, ChatGPT olsun. Sorarsınız hani o seviyede demiyorum ama bir noktada gelecek yani Google'a sorarsınız şu hastalıkları şu belirtileri olan kişiye ne dersiniz o tavsiyeleri vermeye başlar. Asıl önemli olan o robotların asla yapamayacağı şey empati yapabilmek. Çünkü empati çok insani bir duygu. Benim hayat tecrübelerimle karşıdaki insanın hayat tecrübesini resmen çakıştırıyoruz böyle. Birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. O duygusallık, karşıdakini anlamaya çalışmak. Bu tür duygusal zeka gerektiren mesleklerin uzun vadede de çok bir yere gideceğini düşünmüyorum. Ve umarım bu dijitalleşme bizi birazcık daha insani olmaya zorlar. Gerçekten neyin önemli olduğunu anlamaya iter. Ama bilmiyorum tabii ki. Bakalım ne olacak. Ya da mesela mimarlığa bakarsanız işin bir kısmı evet hesaplamak, yeri anlamak, toprağı anlamak, bu bina matematiksel olarak durabilir mi diye hesaplamak. Ama başka bir tarafı ise mesela Mimar Sinan Ayasofya Camisi'ni düşünebilirsiniz. Eskiden katedraldi, Osmanlı Devleti fethetti. Bunun Osmanlı için, Müslümanlık için önemini, o eski katedralin kaç tane minaresi olması gerektiği, nasıl bir dekorasyon yapıp eskiden Hristiyanlığın sembolü olan bir alanın şimdi Müslümanlığın sembolü olan bir alana nasıl dönüştürülmesi gerektiği bu sadece mimari, sadece matematik değil. Bu şiirsel, sembolik anlamları çok fazla. Ve bunun içine çok ciddi bir sosyal zeka gerekiyor, duygusal zeka gerekiyor. Ama demek istediğim hani işini severek yapmadan kastım bir öğretmenin işini sevmesi için tabii ki belli bir miktarda bir para alması lazım. Şu an mesela bence hak ettiklerinden ya da ihtiyaçlarından çok daha az alıyorlar. Zaten o Maslow'un hiyerarşisi var ya sonunda da bakın şey vardır. Self-actualization. Hani neredeyse bireyselleşme anlamında. Onun için belli ihtiyaçların çoktan giderilmesi lazım. O finansal olsun. Ben bunlar giderildiğini varsaydıktan sonra ya da oraya işinizi sevebilmeniz için gereksinimler bunlardır diyorum. İşte ondan sonra mesela hemşirelik o kişiyle aslında iletişim kurarsan bir bağ bu bahaneyle olarak görüyorum yani tabirim mazur görün. Bu bahaneyle bile olsa garsonlukta da öyle. O kişiyle iletişim kurma aslında. Mesela mutsuzsa güzel bir yemek verip onun hayatına bir şey katabilme, ekstra bir değer katabilme. Buna yoğunlaşabiliriz bence. Hayatına bir şey katabilme bilinci ve bunun ona getirdiği tatmin. Ve bu tatminden de duyulacak bir işini sevme. Aa bak ben bugün ne yaptım? Hani millete yemek verdim. Adam bana küfür etti. Değil. maalesef öyle şeyler olabiliyor. Benim demek istediğim aslında daha böyle pozitif bir düşünceyle o adamın hayatına böyle bir tecrübe sunmasında yardımcı oldum. Ma getirmek istiyorum aslında. Çok mu idealist düşünüyorum ya? Ya bence olacak bunlar da birazcık birkaç nesil, birkaç beşer altışar nesil gerekir herhalde. Çünkü bazı travmalar da maalesef çok derin ve belli bir yaştan sonra çok da zor oluyor geri döndürmesi. Kişinin de birazcık pozitif bakmaya çalışması lazım. Eğer karşıdaki bakmak istemiyorsa ya da bir tür bu tür şeylere olan algısı, bilinci de açık değilse zorla gösteremiyorsun. Neyse, konu o değildi yine.
Konu birbirinin hayat tecrübesine pozitif umarım olarak etki etme. Aslında negatif olsa bile ondaki pozitiviteyi görebilirsin. Neden o kişi öyle algılıyor? Çünkü hani bir şeyin doğru, iyi ya da kötü olması bile kişiye bağlı, bireye bağlı. Çünkü o kişi bile bile kötülük yapmıyorsa, hani psikopat falan değilse aslında iyi yaptığını düşünüyor ve onu normalleştiriyor. Hani kendi vicdanıyla barıştırabiliyor bir şekilde. Bazı insanlar hani nasıl travmalar, nasıl hayatlar yaşamış ki bu onlara normal geliyor. Onu da sorgulayabilirsiniz. Hani hayatı daha iyi anlamanıza belki yardımcı olur. En azından benim oluyor. Ve belki bazı problemler finansal olsun, duygusal olsun nasıl çözülebilir? Onlara çözüm üretmekte yardımcı oluyor ve beni de bu mutlu ediyor. En azından hani elimden geldiğince böyle yardım edeyim ve bu beni tatmin etsin. O daha demin dediğim o denklem vardı ya, orada da işte bunun bilinci beni memnun etsin falan filan yani. Çünkü şaka maka bu robotlara karşı falan da en büyük sahip olduğumuz güç insanlığımız ve bu dünyayı özgün bir şekilde tecrübe edebilmemiz. Her insanın çok farklı tecrübeleri var. Hani büyüdüğünüz aile, gittiğiniz okul, sahip olduğunuz çevre, tükettiğiniz bilgiler, öğretmenleriniz. Hani gerçekten herkes özel. Herkes gibi herkes özel. Tıpkı herkes gibi. Neyse. Neyse ama gerçekten öyle. Bu kendi tecrübelerinizi yaratıcılığa aktarabilirsiniz. Hatta bir laf vardır ya, tecrübelere para harcayın diye. Hani çok materyal şeylere para harcamayın. Onun nedeni de bence o. Çünkü o tecrübeler gerçekten kişiyi zenginleştiriyor. Ve bu zenginleştirdikten sonra eğer içinde bir üretme isteği de varsa, şiir yazarak olabilir, şarkı yazarak, kitap yazarak, fark etmez, yemek yaparak ya da video çekerek, ne bileyim işte. Bunları yaparak kendini ifade etmeye çalışabilir. Çünkü robotlarda yaratıcılığın olacağını düşünmüyorum. Belki de olur, bilmiyorum. Ama bu insanlığın sahip olduğu en iyi silah, en güçlü silah olduğunu düşünüyorum. Robotlar çünkü ya da yapay zeka nasıl çalışıyor'ya bakarsak belli bir bilgi içine vermemiz gerekiyor. Ve o bilgiyi çok güzelce sentezliyor. Mesela benim videolarımı bir yapay zekanın izlediğini düşünün. Aynı videoyu, çok benzer bir videoyu çektirebilir ve belki de benden daha iyi çeker. Onda bir sorun yok. Ama ben mesela bir video yaparken o aralıkta yaşayacağım tecrübeler benim bir sonraki videomda benim de değişmeme neden olacak. O yüzden de o zamanı dondurulmuş ya da robotun, yapay zekanın tükettiği bilgiden daha farklı bir video çekeceğim. Yapay zekanın yaratıcılığı o ana kadarki olan Canberk'le limitli kalacak. O arada ben de öğrenmeye, yeni tecrübeler edinmeye devam edersem, ki bazı insanlar da maalesef zamanda donmuş kalmış şekilde, yeni tecrübeler edinse bile fikirleri değişemiyor, duyguları değişemiyor yeni bilgi ışığında. Onlar zaten birazcık daha NPC'leşmiş deniyor ya, non-playable character. Yani onun gibi bir şey olmuş olabiliyor bazen. Çünkü insanı insan yapan o tecrübeler, o duygulardır yani bence. Neyse, o duygularla aynı zamanda da yeni farklı bir üretkenlik yapabilirim. Ve bunu nasıl yansıtacağım tamamen benim tercihime kalmış. Hani özgür iradeye yine girmiyorum. Ama o Canberk eski Canberk değil. Çünkü o arada yaşadığım tecrübelerle yeni bir Canberk oluştu. Yeni bir bakış açısı, yeni bir dünya görüşü. Ama mesela ne olur? Bir insanın ölümü. Öldükten sonra ne oluyor? Yeni tecrübeler edinemiyoruz. Çünkü ölmüşüz. Benim yeterince videom var mesela. Nasıl cümleler kurduğumu, konulara meraklı olduğum az çok belli. O yüzden yapay zeka benim videolarım gibi yapabilir. Ama ben yaşasaydım o edineceğim tecrübeler, yaş aldıkça hayata karşı bakış açım, tecrübeler, benim de olgunlaşmam bunlar olmaz. Hani ben öleceğim demiyorum. Hepimiz öleceğiz de. Yani bilmiyorum. Ama dediğim o değil. Hani ölmeden en azından ölmeyelim. Hani tecrübe yaşamaya, beynimizi açık tutmaya devam edelim. Bu çok önemli. Ama ilginç bir fikir olarak sadece, Canberk yaşasaydı nasıl tecrübeler edinirdi? Eski dataya bakıp, ha büyük ihtimalle Fransa'ya giderdi. Örnek atıyorum yani. Fransa'ya gitse operaya giderdi. Ya da şuraya giderdi, şunu yapardı vesaire. O tecrübesi Canberk'e kattığı haliyle yeni bir video çek. Böyle şeyler de denebilir. O yüzden aslında istatistiksel olarak bazı şeyler hep
hesaplanabilir. Ama hangisinin gerçek olacağı, Fransa'ya mı gideceğim, Japonya'ya mı gideceğim, şuraya mı gideceğim, buraya mı gideceğim, şöyle insanlarla mı tanışacağım? Bunların hesaplaması yapılabilir ve yeterli kadar bilgisayar gücü, computing gücü olursa bütün çıktıları da hesaplanabilir. Şöyle bir senaryo için Canberk ne olacak? Hani kendi hikayeni kendin yap kitabı gibi. Aslında bütün sonları belli. Genelde sadece 5-10 tane sonu oluyor. Onun milyon tane sonu olduğunu düşün. Hani hayat gibi. Hayatta tercihler var ve bu tercihler sizi A'dan B'ye götürüyor. Bu bütün tercih kırılımları örümcek ağ gibi hepsi hesaplandığını düşünün. Bunlar hesaplanabilir aslında bir noktada. Hani çok çok uzun bir süre sonra. Şimdi değil tabii ki. Ama yapay zeka onu hesaplasa bile tercih bizim elimizde. Onlardan hangisini gerçekten tercih edeceğimizi sadece biz biliyoruz diye düşünüyorum. O yüzden yapay zekanın belki en uçuk noktada yapabileceği şey sadece bir güven aralığı vermek. %50 şunu tercih eder, %80 bunu tercih eder diye. Ama seçim her zaman kişide. O seçimi etki eden tabii ki faktörler var. Ama o karar aşamasına gelindiğinde kararı alacak yine kişi, hani algılayabildiğimiz kadarıyla. Bilmiyorum, belki hani sonuçta başka teoriler de var. Belki de başka bir boyut var ve zaten çoktan yaşamışız. Ki fizikte de bu tür şeylerin açıklaması var. Hatta çoklu evren teorisine bile gidilebilir burada. Bütün aslında hepsinin evrenleri var. Hepsi senaryonun. Ona benzer zaten. Yapay zeka ile biraz onu kendi çapımda karıştırdım gibi bu video için. Ama öyle. Yine çorbamsı bir video oldu. Ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım farklı bir bakış açısı beyninizde bazı şeyler uyandırabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.